Hocam tebrik ederim. Üst üste gelen galibiyetler ve son deplasman galibiyeti. Evet, sizden açıklamaları bekliyoruz. Evet, dün oynamış olduğumuz Muğla Spor müsabakasında iyi bir skor aldık. Oradan istediğimiz sonucu alarak pazarımıza döndük. Her zaman söylediğimiz gibi bir Halide Edip adı var maçıyla başlayan bu süreç üstüne koya koya gidiyor. Çok şükür şu anda düşündüğümüz puansal olarak yerde miyiz? Ben kendi adıma söyleyeyim. Daha henüz o yerde değiliz. Yani eksiklerimiz var. Daha en azından 2 puan daha almamız lazım. 14 puan olma, 2 puan ortalamasıyla 14 puan olmasını düşünüyordum ama 12 puandayız. Muğla Spor maçına değinecek olursam maça çok istediğimiz gibi başlayamadık. 8. dakikada golü yedik. Golden sonra takımımın reaksiyon vereceğini, tepki vereceğini zaten biliyordum. Takımımız hemen 16'da çok çabuk kalkmasını bildi. 25. dakikalarda yanılmıyorsam golü bulduk. Golden sonra bütün artık oyun hakimiyeti tamamıyla bize geçti. İlk yarı bu şekilde, yine ilk yarıda direkten dönen toplarımız, girdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarının başında devre arası çocuklara ne söylemişsem, devre arasını soymadan ne söylemişsem hepsini harfiyen yerine getirdiler. İkinci yarının hemen başında 55. dakikada golü bulduk. Golden sonra ister istemez biraz skoru koruma içgüdüsüyle hareket ettik. Ama yine ona rağmen bulduğumuz pozisyonlar var. Maçın orta hakemi hiç yani liglerde görülmeyecek şekilde bir aleyhimize penaltı çaldı. Penaltıyla rakip 2-2'yi buldu. 2-2'den sonra oyun içinde yapmış olduğumuz hem taktiksel hem de oyuncu değişikliğiyle beraber tamamıyla artık maçı kazanma adına ne gerekiyorsa o hamleleri yaptık. Ve oyuna giren arkadaşlarımız da buna çok iyi tepki verdiler. Çok net girmiş olduğumuz pozisyonlar var. 3-2'yi bulduk. 3-2'den sonra artık maçın 4, 5, 6, 7 yani çok net 6-7 tane net pozisyonumuz var. Kaleci 3'e 1 yakaladık, 4'e 2 yakaladık. Kaleciyle baş başa kaldığımız pozisyon var ama o skoru üretemedik. Ama oyuncularım her zaman söylediğim gibi Muğla deplasmanı zor bir deplasman. Çok iyi bir takım. Mali olarak da bu hedefi şampiyonluğa kurulan bir takım. Seyirci baskısı, atmosferi. Oradan alnımızın akıyla çıktık. Şimdi önümüzde bir Gölcük maçı, pardon Batman maçı var. Batman maçında da yine bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Ama tabii ki her zaman şunu haddimizi bilerek, potansiyelimizi bilerek sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle, coşkusuyla, futbolcu arkadaşlarımızın yine her zamanki bir taktik ve disipliniyle maçı kazanacağız inşallah. Ondan sonra kendimize bir yer belirlemek istiyoruz ilk 5'in içinde. Eğer o ilk 5'in içinde bu hafta Allah'ın izniyle girdiğimiz zaman bir daha da oradan aşağı kolay kolay düşmeyeceğiz. Ha dediğim gibi 34. hafta sonunda her zaman bunu söylüyorum. 34. hafta sonunda nerede oluruz? Bakacağız. Bizim hedefimiz ilk 5'in içi. Yaradan da inşallah onun takdirini bize yapacak. Bakalım ne olacak göreceğiz bakalım. Peki başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Değerli izleyicilerimiz şu anda takım gördüğünüz gibi evet, sahamızda oynayacağımız maça hazırlanıyor ve son 3 maçı aldılar ve parola 4'te 4 diyorlar. Evet, çalışmalar devam ediyor. Evet, hoşçakalın.